şuradan başlamak lazım. Küresel güç dengelerindeki değişim ve Türkiye dediğimiz zaman bu kavramlar üzerinden giderek neyi anlamamız gerektiğine ilişkin bir kısa teorik analizle başlamak lazım. Teorik analizden de kastım, hiçbir ülke kendi başına yaşamıyor, izole değil, tecrit değil. Bölgesel alt sistemleri ve bölgesel alt sistemler vasıtasıyla küresel sistemin bir parçası. Kabaca coğrafi keşiflerden bu yana artık bütün dünyada her devletin, her halkın, her grubun dünyada olup bitenden haberi olduğu bir dünyadan söz ediyoruz. Küreselleşme dediğimizde böyle bir şey. Bu 19. yüzyıldaki ulaşım imkanlarıyla, 20. yüzyıldaki teknolojik imkanlarla, iletişim imkanlarıyla giderek daralan, küçük bir köye dönüşen bir dünya sisteminden söz ediyoruz. Biz de bu işin bir parçasıyız ve uzun dönemli olarak hem bu gelişmelerde etkileniyoruz, nesnesiyiz ama aynı zamanda bir parçası olarak öznesiyiz, etkiliyoruz. Dolayısıyla sadece zaman zaman zihinlerimizdeki yanlış anlaşılmaların yansıması olan işte dünyada Amerika var, Rusya var, biz ne iş yaparız, yani büyük güçlere karşı gelinmez gibi zihnimizdeki hegemonyalar var. Bunları sabit bir olarak almamamız gerektiğini altını çiziyorum. Ki bu küreselleşmiş uluslararası ilişkiler sisteminde de bazen bir terör örgütü, bazen bir birey bile özne olabiliyorsa Türkiye gibi son derece önemli, ağır tarihsel, kültürel, medeniyetsel anlamda ağırlığı ve geleneği bulunan bir ülkenin kendisine alan açması anlamında bizim çok daha inisiyatif alan, cesaret gösteren bir aktöre, bir özneye dönüşmemiz lazım. Bunlar benim temel giriş varsayımlarım. Bu çerçevede ben üç düzeyli bir analiz yaparak sohbetimi devam ettireceğim. Bir, küresel sistemde ne oluyor? Nasıl bir değişim var? İki, bu bizim bölgemizi bölgesel düzlemde nasıl etkiliyor? Üç, Türkiye olarak biz bu işin neresindeyiz? Böyle bir analiz üzerinden konuşmanın daha verimli olacağını düşünüyorum. En sonunda da bunları birleştireceğim. Şimdi bugünkü uluslararası ilişkiler sistemi dediğimiz sistem, kurumsal yapılarıyla, yani Birleşmiş Milletleriyle, IMF'siyle, Dünya Bankası'yla, liberal ekonomik ve liberal siyaset felsefesiyle esasen İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki galiplerin eliyle oluşturulmuş olan bir kurallar, ilkeler, normlar, değerler sisteminden söz ediyoruz. Ama biraz daha uzunca bir perspektiften bakarsanız, sanayi inkılabı ve aydınlanma çağı dediğimiz 18-19. Yüzyıldan itibaren Batı dünyasının dünyadaki geri kalan medeniyetler üzerinde ekonomik, siyasi, bilimsel, felsefi, askeri, teknolojik anlamda üstünlüğünü ilan ettiği bir dönemin uzunca bir süre parçasının son halkasına girdik. Bu şekilde okuduğun zaman daha anlamlı oluyor uzun süre değişimleri. Bu ne demek? Şu demek, kabaca dünyanın yazılı tarihine baktığınız zaman her zaman üzerinde yaşanan dünyada farklı kültür, medeniyet gelenekleri olduğunu görürsünüz. İşte Çin mesela son 3000 yılın uzak doğudaki ekonomik gücüdür. Yani bilimsel buluşlardan felsefesiyle, kültürüyle, yönetim sistemiyle mesela Hint medeniyeti kendisi ayrı bir derinliğe sahiptir. Son 1500 yılda İslam medeniyeti özellikle Maşrık'ta bu coğrafyada hep düzen kurucu, öncü, özde aktör olmuştur. Biz Türkiye olarak, Türkler olarak, bu coğrafyanın insanlar olarak son özellikle 1000 yılında da öncü bir aktör olmuşuz. Ama sömürge çağı ve Batı'nın yükselişiyle birlikte Batı dışındaki diğer medeniyetler, Hint medeniyeti, işte İslam medeniyeti, Çin medeniyeti, Aztek, Maya medeniyetleri gibi dünyanın farklı bölgelerindeki yönetim, siyaset, kültür, düzen inşa eden farklı gelenekler yavaş yavaş Batı'nın etkisine girmiş. Hatta bunlar arkeik, işe yaramaz, anlamsız, eski, tarihsel birimler olarak ya da genellikler olarak tarih kitaplarında yerini almış. Tıh diyelim. Cümle söylemek için bunları söyledim. Dolayısıyla kabaca 16. yüzyıldan itibaren Batı'nın artık etkinliği 20. yüzyılda belki pik yaptı, güç ilişkileri kendi içine değişti, dönüştü. İspanya'dan, Portekiz'den, Hollanda'dan, işte İngiltere'den en son Amerika'ya geçti. Ve
belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra şimdi yavaş yavaş düne kadar üzerine kül örtülen, toprak atılan diğer medeniyet merkezlerinden bazı filizlenmeler oldu. Yükselen güçler dediğimiz ya da kültürdür, sanattır, bilimdir, eğitimdir, teknolojidir, üretimdir, ticarettir. Yani dünya güç veren, medeniyetleri altını dolduran maddi ve manevi unsurlarda çok ciddi bir canlanma var. Bu son belki 30-40 yılın bir sonucu. Çünkü küreselleşme dediğimiz süreç yavaş yavaş batı dışındaki dünyanın da gelişme, kalkınma ve kendine olan öz benliğine, kültürüne olan güvenin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun maddi unsurlarını saymak daha kolay bizim açımızdan. Hangi anlamda? İşte 1950'li yıllarda dünya zenginliğinin, ticaretinin, işte bilimin, özellikle gayri safi milli hasılası dediğimiz dünyanın zenginliğinin %7'si bu uzak doğuda üretilirken sadece uzak doğu bölgesi dünyadaki şu anda zenginliğin, üretim ve ticaretin %40'ının üzerinde bir şey tekabül ediyor. Çin ve etrafında söylüyorum. Dünyanın geri kalan Türkiye, Brezilya'sına diğerlerini saymıyorum. Dolayısıyla yavaş yavaş batı merkezli bir üretim, ticaret ve zenginlikten batı dışına doğru bir difüzyon var, yayılma var. Bunu yaratmış olduğu bir dalgalanma var. Bu şunu demek, yani işte Amerika ve batı battı, batıyor, gidiyor mu? Ya onları batmıyor. Yani yanlış bir algı yapmayalım. Şey şu, gerçek ifade şu. Evet, bunlar hala kendine göre görece zenginliğini, gücünü koruyor ama diğerleri onlardan çok daha hızlı büyüyor, gelişiyor. Görece sistem içerisinde ağırlıklar azalıyor. Ağırlıklar azalıyor. Ve bu ağırlık azalmasına paralel olarak da dünya sistemi işleyişinde batı dışındaki dünyanın güç, prestij ve etki arayışı da artıyor. Bunu yaratmış olduğu bir dizi sonuç var. Nedir o derseniz, bir dizi sonuç içerisinde bir şu anda içinde geçtiğimiz dönem muhtemelen 2030'lu 40'lı yıllarda kristalize olacak olan yeni dünya dengeleri dediğimiz yeni bir küresel dengeye doğru gidişin tam ortasında bulunuyoruz. Bu süreç belki 20-30 yıl daha sürecek, kristalize olacak. O zaman yavaş yavaş çok medeniyetli bir dünya sistemine doğru gideceğiz. En azından öngörümüz bu iyimser bir yaklaşımda. Çok medeniyetten kastım hem zenginlik, yani maddi ekonomik ilişkiler bakımından, teknoloji bakımından, hem de dünyadaki bugünkü hakim olan liberal uluslararası sistemin farklı diğer medeniyetlerin kendi değerleriyle ortaya çıktığı çoklu bir medeniyet ve çok kutuplu bir dünyaya gideceğiz. Sadece maddi askeri güç değil, felsefe, bilim, kültür, gelenek anlamında da dünya sisteminde farklı gelenekleri temsil edildiği bir döneme doğru gireceğiz. Ama bu kolay olmayacak ve bugünlerde bizim uluslararası ilişkilerdeki en hot topic, yani hot trend, sıcak gündem maddesi bu geçiş süreci. Hani bugün de Rahmet Hoca'nın, Erdoğan Hoca'nın şeyiydi, vebat edelim, onu ararım, hani kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Bunu şunun için söylüyorum, diyor ki uluslararası ilişkiler çalışanlar, tarihteki hiçbir dönemdeki güç kayması, gücün el değiştirmesi savaşsız olmadı. Mutlaka statik o aktörleriyle, ya bugün Batı'nın diyelim ki Amerika'nın, işte Avrupa'nın temsil ettiği eski gelenek güç merkezleriyle yükselmekte olan güçler arasında bir rekabet yaşanması ve belki 20-30 yıl sonra bir çatışmanın yaşanması da eğer tarihi bir kılavuz olarak alırsanız kaçınılmaz. Bazı liberal iyimserler de diyorlar ki, Amerika'daki liberallerin bir kısmı, evet, yani bugün dünyada bir güç çoğulculaşması var ama bu yükselen yeni aktörler de eskiden olduğu gibi birbirinden kopuk olarak gelmiyorlar. Tam tersine İkinci Dünya Savaşı'nda hatta birkaç yüzyılda bizim üzerimize üretmiş olduğumuz bu liberal değerlerin etrafında kendi gelişme, kalkınmalarını, güçlenmelerini sağladılar. Dolayısıyla onlar bizim kurduğumuz liberal uluslararası ilişkilerin normları, değerleri ve genellikleri üzerine inşa edildiği için güç karması olacaksa bile tırnak içerisinde daha centilmence, daha sosyal olarak zamanla öğrenme yoluyla
uluslararası sistemde güç paylaşımının artması yoluyla olabilir. Mesela 2008 krizinden sonra Amerika'nın hem bu ekonomik krizi yönetmek hem de dünya sisteminde bir anlamda bu alttan gelen enerjiyi emmesini sağlamak için G7 toplantıları G20'ye evrildi. Çok yeni diyorlar. 2009'dan itibaren başladı zirve toplantıları. Niye? Ha, yani evet, biz tanıyoruz bu dünya gerçekliğini. Bizim dışımızda farklı ekonomik algı olan ülkeler ortaya çıktı. Artık bunları da sisteme dahil edelim, entegre edelim. Onlar da bugün işte karar alma süreçlerine daha aktif olarak katılsınlar ve yükü de paylaşsınlar. Böylece işte pesimistlerin, karamsarların ortaya attığı dünya sistemi çatışmayla yeni bir büyük savaşla bitecek söylentilerine karşı hayır, Çin'de, Hindistan'da, Türkiye'de, Brezilya'da neyse bu büyük yükselen güçler bunlar da bizim sistemimize adapte etsinler, sosyalize olsunlar, bu platformun parçası haline gelsinler ki savaş olmasın. Bu bir teorik yaklaşım ve tartışma. Yani nasıl olacağını bilmiyoruz. Çünkü bazen öyle olaylar oluyor ki sizin çok iyimser olduğunuzda dünya sisteminde inanılmaz sürprizler olabiliyor. Siz birkaç yıl önce işte Rusya'nın tekrar Ukrayna'ya saldırıp Ukrayna Kırım'ı kendi toprağına katacağını bekleyemezdiniz. Deseler gülerdiniz. Hele hele Soğuk Savaş bittikten sonraki dönemde. Ama gözümüz önünde oluyor. Suriye'de bazılarına göre 300, bazılarına göre 400 bin insan hayatını kaybetti. Ama dedikçe bu kadar önemli bir coğrafyada bu kadar insan ölürken işte Birleşmiş Milletler var. Bunlar mutlaka müdahale eder. Daha birinci, ikinci yılda yani 2012 falan biterdi. Türk bitmedi. Tamam etmedi. 5 yıl sonra ancak bugün gece itibariyle bir ateşkes kararı ortaya çıktı. O da ne kadar işçisi olursa 2 haftalık bir şey geçici ateşkes. Dolayısıyla dünya sistemi hiç ummadığınız kadar farklı sürprizlere gibi olabiliyor, umulmadık olaylar olabiliyor. Barışçı bir gelecek var derken bir anda savaşçı bir gelecek ortaya çıkabilir. Yani bu konuda belki daha ihtiyatlı bir iyimserlik ve realist olmak gerekiyor. Ama bu tartışmalardan haberiniz olsun istedim. Şimdi bu geçiş sürecinin yaratmış olduğu birkaç gerilim var. Birincisi söyledim, geçiş hala devam ediyor. Bu riskleri çok barındırıyor. Ama aynı zamanda imkanlar ve fırsatlar da sunuyor. Yani bu geçiş süreçlerinde mesela Türkiye gibi ülkeler acaba önümüze açılan bu fırsat pencereleri değerlendirmek için askeri ve siyasi anlamda daha riskli karar alabilen, irade ortaya koyabilen, inisiyatif alan bir politika mı izlemeli? Dış politikada, uluslararası ilişkilerde. Yoksa çok ihtiyatlı olup ya işte Batı sisteminin parçasıyız zaten biz bir şekilde NATO, AB süreci vesaire. Acaba daha yavaş gitsek, daha güvenli adımlarla gitsek, risk almasa mesela Suriye'yi kullanırız, işte yani pozisyon almadan gitsek daha iyi. Bu tartışmalar da var çünkü. Bazıları diyor ki, evet irade ortaya koymamız lazım. Bizim 50 yılda kazanacağımız mesafeyi biz 3-5 yılda bir anda kazanabiliriz. Çünkü bu geçiş süreçleri orta büyüklükteki Türkiye gibi ülkeler açısından belki imkan fırsatları her zaman önümüze getirmez. Biz ilk defa 80-90 yıl sonra bunlarla karşılaştık. Yarın bunu kullanalım diyenler de var. İhtiyatlı olan diyenler de var. Ama benim söylediğim bu geçiş süreçleri risklidir ama imkanlı ve fırsatlarla birlikte de gelir. Bunu göz ardı etmemek lazım. Bir diğeri bu özellikle son 3-5 yılda derinleşen artan bu geçiş sürecinin yaratmış olduğu uluslararası sistemde bir güvensizlik ortamı var. Tam bir kaos değil ama ben buna anarşi diyorum. Biz realist okulunu kullandığı bir terim bu uluslararası ilişkilerde. Realizm şu demek, devletler ortam iyimser bile olsa diğer devletlerin birbiri olan tavırlarını kestiremezler, öngörülemez. Size yarın ne getireceğini bilemezsiniz. İttifakların güvenemediği, yani dostlarınıza güvenemediğiniz, düşmanlarınıza hiç güvenemediğiniz bir belirsizler ortamı var. Bu anarşi ve belirsizliğin derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası yapılar da bu güvensizlikten çok olumsuz etkileniyor. Küresel yönetişim sistemi dediğimiz karar alma süreçleri mevcut olmuş durumda. BM Güvenlik Konseyi bunun çok tipik bir örneğidir. Suriye'de 5 yılda süren kararlar ancak işte bir 5 yıl sonra bu çok cılız bir karar alabildi. Ama Ukrayna gibi, Kırım gibi konuları gündemine bile almayı ısrar edemedi.
bundan sonraki dönemde dolayısıyla herkes daha fazla self-help, yani kendi kendine başta çaresine bakma zorunda kalacak. Güvendiği yakın çevresindeki ülkelerle daha fazla askeri siyasi ittifak yapma arayışına girecek. Çünkü var olan ittifaklara güvenemeyeceksiniz. İşte bizim başımızda NATO. 60-70 yıldır hani 52'den bu yana yükünü çekiyoruz. Soğuk Savaş döneminde bütün cephe ülkesi olarak her türlü şeyi çektik. Gelişmeye kalkmamıza ayrıca fonları askeri anlamda harcadık vesaire. Kendi bağımsızlığımız bile bu anlamda güvenlik politikalarını da kuramadık. Ama biz şu anda ilk defa başımız sıkıştığı zaman ya Türkiye'ye acaba işte Suriye'de bir çatışmaya girse ya da bölgede İran'da bir şey olsa NATO acaba ne yapar diye soruyoruz. Kendi sormak zorunda hissediyoruz çünkü güvenemiyoruz. İşte füze bataryaları koymuşlardı Suriye sınırına. Rusya gelmezden bir ayını çektiler. Kimse anlamadı ne oluyor diye. Değil mi? Yani Amerika'sı çekti, Hollanda'sı çekti vesaire. Anladık ki arkada başka şeyler dönüyor, Rusya oraya geliyor. Eğer Patriot füze şeyler olursa Rus uçaklarına radarla girecek, gergin yaşanacak. İşte tamir, bakım diyerek geri çektiler. Yani söylemeye çalıştığım şeyleri somut örneklerle doldurabilirim ama bunları anlatmaya çalışıyorum. Belirsizliğin arttığı bir dönemden geçiyoruz bütün dünyada. Bunun içinde yönetim sisteminde bir kriz var. Bir de son olarak belki güç boşluğu yaşanıyor. Hemen hemen her bölgede. Özellikle son 50 yıldaki Amerika'nın kurmuş olduğu bu hegemonik yapıda Afganistan ve Irak hezimetlerinden sonra Amerika'nın içe çekilmesi, izolasyonist bir moda doğru geçmesi, kamuoyunun yeter artık dünyada bu kadar angaja olduk ama ne barış geliyor ne bizim ekonomimiz iyiye gidiyor. Üstelik 2008 krizden sonra yeter dedi ve Obama'nın iş başa gelmesi o ruh halinin aslında yansıması, dünyanın bir barış arayışının bir şeydir, dış yansımasıdır. Obama'nın iş başa gelir gelmez de kendisine bir Nobel Barış Ödülü verdiler. Daha hiçbir şey yapmadan ama sırf söylemden dolayı. Onun için de işte bazen de müdahale edilmesi gereken yerlerde, pozisyon alması gereken yerlerde pozisyon almayan bir Amerika ortaya çıktı. Böyle olsun demiyorum. Ben sadece analiz için bunu söylüyorum. Bu güç boşluğunun bırakmış olduğu yerlerde bölgesel güçler o boşluğu doldurmak için mecburen harekete geçmek zorunda. Özetle kriz bölgeleri diyebileceğimiz potansiyel olarak jeopolitik fay hatları dediğimiz alanlar var. Buralar nereleri? Bu dünya coğrafyasında bu kriz coğrafyaları ya da jeopolitik fay hatları farklı güçlerin sıcak temasa geçtiği temas alanları. Büyük güçlerin coğrafi olarak temas alanlarıdır. Ukrayna, Doğu Avrupa daha doğrusu. Ukrayna'dan yukarıya doğru bir dikme çizin. Sağlı sollu ülkenin coğrafyası her zaman kriz coğrafyalarıdır. Polonya son yüzyılda kaç kez el değiştirdiğini bilen yok. Büyük güç arası buralar tampon alanlardır. Sıcak çatışma bölgeleridir. Ne zaman dünya sisteminde bir güç boşluğu ve çatırdama bir jeopolitik deprem ortaya çıktığında hani nasıl binalar sallandığı zaman en zayıf halkasından daha fazla cayırtı, cürtü gelir siz yani dikkatinizi oraya yoğunlaştırırsınız. Bu alanlar dünyanın bu anlamda jeopolitik kırılma alanlardır. Güçlü yerler değildir. Farklı kültür medeniyetlerin kesiştiği veya güçlerin sıcak temas alanlardır bunlar. Doğu Avrupa böyledir. Balkanlar böyledir. Kafkas coğrafyası böyledir. Bizim güneyimizdeki Suriye, Irak, Lübnan o coğrafya böyledir. Kuzey Afrika kısmen böyledir. Güneydoğu Asya, bugünkü Çin, Hint, efendim şey işte Japon ve Endonezya, Malezya gibi İslam kültürlerinin hep böyle bir kesişme alanı, en yakın yoğunlaştığı alanlar. Buralarda önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde yani yeniden bir küresel denklem kurulana kadar bu yükselen güçlerin yükseldiği, büyük güçlerin bu dünya gerçeğini ister savaşarak ister barış içerisinde kabul ettiği, dolayısıyla yeni bir dengenin, yeni bir denklemin, kalıcı bir denklemin, güç dengesinin kurulduğu bir ana kadar bu dediğim coğrafyalarda önümüzdeki yıllarda çok ciddi krizler yaşanacak. Ve bölgesel güçler arası rekabet artacak. Dünya sisteminde karar alma süreçleri de yeterli olmayacağı için bu anlamda soğuk savaş dönemine göre dünya sisteminde daha
lokal ve bölgesel çatışmaların olduğu bir döneme gireceğiz. Fakat şu cümleyi de söyleyerek bölgeye geçeyim. Fakat bu savaşları geleneksel, konvansiyonel anlamda büyük ordular arasındaki savaş gibi beklemeyin. Artık savaş teknolojisi çok geliştiği için, çok yıkıcı, öldürücü olduğu için, bir ülke savaşa girdiğinde, savaşı kazansa da kaybetse de kaybettiği için, ekonomik, siyasi, insani, her anlamda konvansiyonel silahlar yoluyla ve konvansiyonel ordular eliyle savaş olmayacak. Yani mutlaka olmayacak anlatıyorum ama bölgesel düzeyde bunlar. Nedir? Yeni yaklaşım hibrit savaşlar. Hibrit karma savaşlar. Bir taraftan destabilize etmek istediğiniz, kendi lehinize dönüşmek istediğiniz ülkeler veya coğrafyalarda kendinize müzahir vekaletler, vekalet grupları oluşturacaksınız. Oralarda silah, araç, gelin, teçhizat vesaire bakımından kendinize müzahir gruplar kuracaksınız. Bunu biz Suriye'de gördük. Çok yaygın bir şekilde vekalet savaşları. Bunu yetmediği yerde geleneksel düzenli ordular değil ama düzenli ordunun özel birlikleri, özel harp yöntemleriyle onlara yönetme, yönlendirme, araç, gelin, silah, teçhizat bakımından kritik durumlarda müdahale etme. Bunu klasik örneğini de Ukrayna'da görüyoruz. Daha önce Gürcistan'da gördük Rusların kullandığı teknikler ama Suriye'de başka yerlerde de görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemdeki savaşlar bu anlamda biraz daha farklı bir dördüncü jenerasyon savaşları diyor. Bazen şehirlerde, bazen başka yerlerde ama her halükarda ya hibrit ya da vekaletler üzerinden artan yeni bir savaş konsepti devreye girecek. Bu sosyal medya ve diğer iletişim teknikleriyle de psikolojik olarak desteklenen bir şeye gireceğiz. Döneme doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bir ülkeyi istikrarsızlaştırmak istiyorsanız işgal yerine, işgalin maliyetine katlatmak yerine bu tür yöntemlerle yeni savaş teknikleri uygulanıyor. Bugün bizim Güneydoğumuzdaki karşılaştığımız yani PKK menşeli yeni şiddet dalgasını sadece 40 yıldır uyguladığı şekilde PKK'nın eski geleneksel yönteminin bu şeylerini taşınmış olarak görmeyin. Bu dediğim savaş şeylerinin bir anlamda Türkiye üzerinde uygulanmaya çalışmasıdır. Bazen Rusya, bazen diğer faktörler üzerinden yaşadığımız sıkıntılarla biraz daha büyük düşünmekte fayda var. Türkiye açısından söylüyorum. Bize yansıyan taraflar var çünkü. Şimdi gelelim bizim bölgemize, coğrafyamıza, küresel sistemde bu değişim ve dönüşüm sürecindeki sancılardan en fazla hissedildiği coğrafyası bizim coğrafyamız. Neden? Çünkü bu coğrafyadaki en son kurulan düzen, ister devlet sistemi olsun, ister bölgesel düzen olsun, 1945'lerde kuruldu. Ve dünyadaki değişim ve dönüşümlere ayak uyduramadı. Bir enerji ve şey birikimi var içeride. Hem toplumsal anlamda hem siyasi anlamda büyük bir değişim, dönüşüm talebi var. Özellikle bizim güneyimizdeki Arap İslam dünyası için bunu söylüyorum. Ama bunun için İran'da bir ölçüde dahil edebilirsiniz. Halkların talepleriyle siyasal sistemin onları absorbe etme anlamındaki değişimi, ekonomik gelişmeniz yeterli değilse bu bir kriz formülüdür. Uygun bir yerde patlar. Arap Baharı aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biriken o enerjinin uygun şartlarda yani küresel sistemin oradaki diktatörlükleri artık ayakta durmasına gücünü yetmediği ve isteksiz olduğu durumda patlak verdi. Uygun şartlar budur. Ne zaman devrim olur diye sorduğu zaman bu konuda çalışanlar eğer rejim içeride meşruiyet bakımından zayıf dışarıdan da müdahale etmeye hazırsa devrimler olur. Devrim formülü budur. Scotchpoly bir adam var. Onun için bir bayan var. Onun yazdığı bir şey bu. Ne zaman devrimler olur? Dışarıdan saldırıya karşı vulnerable, içeriden de şey anlamında, siyasi meşruiyet anlamında zayıf olursa. Arap rejiminden hiçbirisinin toplumsal anlamda, siyasi anlamda meşruiyeti toplumsal rızaya dayanmıyordu. Hepsi baskı araçlarıyla ayakta kaldı. Yani Suriye'sinden Tunus'una, Libya'sından Mısır'ına kadar, Irak'ına kadar, 2003'te yıkılana kadar en azından baktığınız zaman bütün bölgede
insanlara yönetebilmenin, iktidar alabilmenin yolu ya insanlara rızasını alarak meşruiyet sağlarsınız, bunun mekanizmalarını inşa edersiniz, demokrasi, özgürlüğünü aşmak gibi, ya da eğer elinize yeterince zulmedecek aracınız varsa zorlayıcı güç olarak devletin askeri, polisini, istihbaratını kullanırsınız, insanlara diz çöktürürsünüz. Yani, bu bölgedeki 1945 sonrası, yani postkolonyal dönem dediğimiz dönemdeki devletlerin en önemli özelliği, pek çoğunun monarşiye, yani özellikle krallığa, emirliğe vesaire dayanıyor. Onların bir kısmı zamanla monarşiler, diktatöryal tek parti cumhuriyetlerine dönüştüler. Suriye'de, Libya'da, Mısır'da, Irak'ta krallıkla başlayan şeyler, hikayeler hepsi devrimlerle, darbelerle bitti. Baktığımız zaman Saddam da, Hafız Esad da, efendim işte Mısır'daki yönetimde hep askeri rejimle, darbelerle monarşiler yıktılar. Yerine cumhuriyetler kuruldu ama çok partili bir özgürlükçü yapı değil. Dolayısıyla halkın talepleri sisteme yansıma anlamında yine yansımadı. İçeride devlet sistemleri de çok ciddi sıkıntılar vardı meşruiyet açısından. Onun için de bu ülkeyi yönetenlerin ayakta kalma formülü, kim varsa uluslararası sistemde dayanabilecekleri onlara yaslanmaktı. Zaman zaman da cephe değiştirdiler. İşte Suudi Arabistan gibi ta başından itibaren Batı ile, Amerika ile kurduğu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ile kurduğu ilişkiler ağlarda, sen petrol dünya pazarlarından benim istediğim şartını çıkaracaksın, ben de sizin şeyinizi koruyacağım, monarşinizi, krallığınızı koruyacağım. Yani benim istediğim uluslararası alanda, benim istediğim şekilde hareket edeceksiniz. Bu çizginin dışına çıkarsanız, bazen Kral Faysal olduğu gibi suikastlarla başka şekilde öldürürüz ya da yeniden dizayn ederiz. Diğer ülkeler için de çok farklı değil. Mesela Mısır gibi ülkeler bazen yanaştılar, Sovyetlere yanaştılar. Sonra 79'da yeniden yanaştılar, Amerika'ya yanaştılar. Yani uluslararası sistemdeki büyük güçlere yaslanarak iç başta bulunan diktatörlerin ayakta kaldığı otoriter yönetimler eliyle ülke içi ve bölgesel istikrarın kurulduğu bir düzendi. Bu düzenin özellikle 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği yıkılmasından sonra iki kutuplu dünya yıkıldığı zaman dünyada bir büyük demokrasi rüzgarı esti. Buna Huntington 3. dalga diyor, demokrasinin dünya sisteminde yayılması anlamında. İşte insanlar daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, daha fazla kendi kimliklerini, özellikle İslam kimliklerini sisteme yansımasını istiyorlardı. Bunun için partilerin olmadığı yerde ihvan türü gruplar kurdular. Efendim parti imkanı varsa, Cezayir'de olduğu gibi 1990'larda parti kurdular, ne zaman imkan veriyorsa bu tür şeyler. Bulduğu her fırsatta aslında halk kendi taleplerine, sisteme yansıtacak şekilde zorladı diyordu ama olmadı. Peki ne oldu da 2000'li yıllarda, yani 2010'lu yıllarda Arap Baharı'nın önü açıldı? Ben burada birkaç neden etkili olduğunu düşünüyorum. Yani 90'lı yıllarda biz eğer bu coğrafyada demokrasi önünü açarsak sadece bir kez seçim olur, fundamentalistler iktidara gelir, bir daha gitmezler. Onun için biz kendi çıkarlarımızı riske atacak şekilde bu coğrafyada demokrasiyi getiremeyiz, izin veremeyiz. Bu çok riskli. Hatta kendi akademisyenlerine şunu yazdılar, biraz demokrasi teorisine okuyan olursa internette bile bulabilirsiniz, meşhurdur. Arap exceptionalism, yani Arap dünyasında demokrasi işlemez. Her yerde işler ama Arap dünyasında niye işlemez? Yani Japonlar, Çinler vesaire, hani bunlar da batı dışı ülkelerdi. Yani eğer sizin değerleriniz evrensel ise, demokrasi, özgürlük vesaire, niye burada işliyor? Yani burada sizin değerlerinizde bir sorun var, bu insanlarda bir sorun var. Burada oryantalist bakış açısı, efendim burada demokrasi olmaz, burada diktatörlük olur. Bu oryantalist bakış açısı. Ama kafaların arkasında olan şey, ya biz eğer burada demokrasi izin verirsek, halk kendi seçtiği insanları iktidara getirirse, biz kolayca oradaki çıkarlarımızı koruyamayız. Yani İsrail'in güvenliği, istediği şekilde sağlayamayız. Efendim oradaki ülkelerle bu petrol, enerji vesaire konularında bizim çıkarlarımızı koruyacak şekilde onlarla konuşamayız vesaire vesaire. Kafaların arkasında bu var. Yani her bir teori aslında bir çıkarı gizliyor. Her bir ideoloji aslında belli bir çıkarın ya temsilidir ya üstünü örtmek için kullanılan bir ideolojiye dönüşüyor maalesef ve hala bu teori devam ediyor.
2011'de, 12'de işte bazı ülkeler demokrasi geçip de seçim falan yapıp işçiye başlayınca ya dediler ki bizim güzelim teorimizi pis bir gerçeklik bozdu. Yani onun için biz tekrar pesimistik yapıya dönün, hakikaten Avrupa'daki aşırı milliyetçi, Amerika'daki neokonlar falan başta itibaren hep şüpheyle baktılar. Hiçbir zaman bu coğrafyadaki değişim ve dönüşümün iyi bir şey olacağına inanmadılar. Yani İsrail lobisi falan anlıyorum ama hakikaten kafalarında çok ciddi bir oynatılı şey var. Şunu söyleyeyim, çok uzatmayacağım. Bir bu, yani bu coğrafyada uzun süre bastırdılar özgürlükleri vesaire. Ama son zamanlarda, bir 10 dakika var herhalde, 45'te olmasına değil mi? Sanki bir 10 dakika var mı? Evet, toparlayacağım. En sonunda 2010'lu yıllara gelindiğinde bu yeniden bu dalga eskisinin birinci nedeni bir kere küresel sistemdeki o 2008 sonrası oluşan güvenlik boşluğu ve Batı'nın kendi içine düştüğü o sıkıntılı ortamda eskisi kadar kontrol edebilecek şeyleri kalmadı, iradeleri güçleri kalmadı. Yani çözülmenin bir sonucu olduğunu ben düşünüyorum. Biraz önce bu küresel sistemdeki geçiş sürecinde bahsettim ya, ya onun bir parçası olarak isteseler de istemeseler de ki buradaki ortaya çıkan enerjiyi kontrol edemezler. Eğer biz bunu önünü açmazsak tırnak içerisinde Sünni İranlar bu coğrafyada ortaya çıkabilir. Onun için zamanı yayalım, demokratikleşmek yiyelim, yani önünü açalım, izin verelim en azından bu enerjiyi bir şekilde. Biz uygun zaman ve zeminlerde bunu kontrol edecek yeterli stratejik üstüne sahibiz. Bu cümleyi özellikle altı çiziyorum. Bana ait değil. Bunların hani meşhur bir adam var, Raoul Fuller dedikleri. Onun Türkiye'de çevrilen İslamsız Dünya diye bir kitap var. 2010'da falan yayına sokuldu, tam da Arap Baharı sürecinde. Orada bunlar var. Yani bu dediğim, yani biz cesaret davranıp Orta Doğu'daki bu geçiş sürecine izin vermeliyiz. Ortaya çıkan aktörler, seçimde gelen demokratik ülkeler, işte Bursi vesaire gibi gruplar eğer bizimle uzlaşmazsa biz onlar defterini dürecek, ben biraz amiyane tabirle söylüyorum. Yani biz onları yeniden diz çöktürecek ve götürecek stratejik üstüne sahibiz. Yani cümle bu. Şey piyasa var, şey okuyabilirsiniz bu dediklerimi. Dolayısıyla kafalarında özellikle Amerikan liberal çevrelerinde bu enerjinin büyük patlamalara neden olması yerine zamana yayılarak ve kendi istedikleri şartlarda bir geçiş sürecini öngördüler. Baktılar ki Mursi ve benzeriler üzerinden Türkiye'nin de kendilerinin beklentilerinin ötesinde farklı bir tavır takılma sonucu bölgede yeni oluşumlar ortaya çıkıyor. Dünya sisteminden ve kendilerinin kontrolü ötesinde başka yapılanma ortaya çıkmaya başlayınca frene bastılar. Mısır'daki darbeyi desteklediler bilerek. Suriye'deki geçiş sürecini çok kanlı hale getirdiler. IŞİD, DAEŞ gibi yapıları siz kurdar deyin, ben önünü açtılar diyeyim. Yani ayrıca çok bir tartışma konusu, çok önemli değil, komplatörler ama ortada bir gerçek var. Kendi istekleri şekilde kullandılar. Orayı bir kara şeye, deliğe dönüştürüp terör ve benzeri anlamda kendi ülkelerindeki radikalleşen grupları oraya giderek bir anlamda tasfiyesini sağladı. Pek çok içe geçmiş şey var burada. Şimdi şunu yapmaya çalışıyorlar, yani okuduğumu söyleyerek Türkiye'ye geleceğim. Şunu yapmaya çalışıyorlar. Bu tür tırnak içerisinde onların terimlerini de kullanmaktan yani kaçınmaya çalışıyorum da doğrusu ne sorun da bilmiyorum. Yani hani radikal gruplar, işte IŞİD, Ruslar vesaire dedikleri şeylere karşı bunları olabildiğince zalimce davranışlara iterek ya da işte kelle kesme vesaire gibi yani iş üzerinden bu coğrafyanın dönüşümünde bu tür hangi renkte olursa olsun tırnak içerisinde İslam'la bağlı olan grupların aktör olması istemiyorlar. Yani stratejik şeylerin birisi bu. Bunun yerine yani bu çatışmayı ve kaosu derinleştirerek İslami kimliğiyle var olmaya çalışan ülkeleri ve grupları ancak bizim çizdiğimiz sınırlar içerisinde bizimle uyumlu olabilecek olan aktörlere seçerseniz, onların önüne çıkarırsanız bu coğrafyaya barış gelir. Aksi halde bu çatışma, barış, kaos giderek derinleşir mesajı veriliyor. Mısır'da örneğin Enfare Dey, Amr Musa gelseydi darbe olur muydu? Darbeye gerek kalır mıydı?
ınakanmaz. Yani onları istediği şekilde uyumlu, batıyla uyumlu aktörler ortaya çıksın istiyor. Rusya boyutu ayrı bir şeydir. Onlar Arap Baharı baştan itibaren coğrafyanın İslamileşmesi olarak okudular. Yani hangi yayını okursanız okuyun, internete girin, orada okuyun. Baştan itibaren Ruslar bu coğrafyanın İslamileştirmesi olarak okudular ve karşıydılar. İki, kendi rejimleri açısından tehdit olarak gördüler. Çünkü demokratileşme dediğin zaman özellikle Kafkaslardaki Müslümanlar, Orta Asya Cumhuriyetleri, bizatihi Rusya Federasyonu'nun küçük Çin'de Rusya Federasyonu bile için %15-20'si Müslüman nüfus. Yani burada büyük bir dalga estiği zaman demokratileşme ve İslami kimliği taşıyan rejimler, ülkeler kaçırılmaz olarak orayı etkiliyor. Yani bu bir tehdit olarak Çin için de böyle, Rusya için de böyle kendi rejimleri bir tehdit olarak gördü ve işte bu gelinen nokta baktığın zaman gelip de Suriye'de savaşacak bir şey geldiler. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hala İslam dünyasının uğraştığı şey aslında, yani kendi açısından tehdit olarak gördükleri şey, dünya sistemi yeniden kurulurken gelecek 15-20 yıl içerisinde biraz önceki analizimde dile getirmeye çalıştığım Batı dıştaki dünyanın yavaş yavaş aktör olarak yükseldiği medeniyetlerden bahsettim. Bu Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Latin Amerika ama aynı zamanda İslam medeniyeti. Bu coğrafyanın bu dünyanın yeni oluştuğu, yeniden kurulduğu bir dönemde düşük yoğunluklu, uzun süre bir kaos içerisinde kalmasını ancak kendilerinin sistemine dahil olacak aktörler çıkarsa onlarla işbirliği yapmalarını ama dünya sistemi yeniden kurulurken yeniden bir gelecek, yüzyılı da bize kaybedilir şekilde bu coğrafyanın içe çökertilmesi projesi var. Bu büyük stratejinin adı 90'lı yıllardaki o medeniyetler çatışması tezinin kendine zarar verdiğini gördüler. Clash within civilization dedikleri Brzezinski'nin işte Kissinger gibi aktörlerin, stratejistlerin dile getirdiği İslam'ı İslam'la savaştırmak. Clash dedikleri medeniyet içi bir çatışma sürecine sürüklediler bizi. Bakın bugün işte bir taraftan mezhep çatışmaları Suudi Arabistan, İran'dan normalleştirip oradaki bir enerji dışa doğru yaydılar ve bilerek kaşıyorlar diyeyim desen. İran'daki akıl ne kadar İslam, ne kadar milliyetçi gidiyor onu bilmiyorum. Yani orada hakikaten yani milli bir devlet olarak bakmak lazım. Mezhep belki bir araç olarak kullanıyor ama kullanılıyor. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Amerika'nın kendini yalnız bıraktığı için büyük bir güvenlik krizi içerisinde ontolojik olarak güvenlik krizi içerisinde onun için büyük bir şey arayışındalar. İttifak arayışındalar, Türkiye'nin kapısını çalıyorlar. Diyorlar ki gelin işte burada bak İran büyük tehlike işte mesela burada mezhebe bağlı yani Sünni temelli bir şey kuralım. Yani Türkiye olarak biz böyle bir rol oynayamayız. Yani böyle bir tarihimiz, kültürümüz, geleneğimiz yani buna izin vermez. Ve oynarsak biz dışarıdan kurulan o medeniyet çatışmaya malzeme oluruz. Biz Türk olarak iyi kötü, hani özgür bir ülkeyiz, demokratik bir ülkeyiz, tarihimiz var, bilincimiz var, kimliğimiz var. Yani evet özde olmak istiyoruz, bu coğrafyada öncülüğü yapmak istiyoruz, doğru, barış istiyoruz, gelişme, kalkınma, en az Hristiyan, Yahudi, Hindu nasıl rahat, huzurca yaşıyorsa, bu coğrafyada insanlar olarak, Müslüman olarak biz de barış, huzur, güvenlik içinde yaşamak istiyoruz. Yani bunu dile getiriyoruz ama İçerideki bölünmüşlük yani Suriye krizinden Yemen krizine yani şöyle söyleyeyim Pakistan'dan başlayın Atlantik Okyanusu'na Fas'a kadar olan bu coğrafya gelecek 15 yıl içerisinde maalesef eğer bu şekilde giderse çok büyük bir düşük yoğunluklu çatışmanın işine girecek. Şimdi IŞİD'i eğer Suriye'den biraz atarlarsa veya biraz orada zayıflarsa şu anda bütün yatırımını Kuzey Afrika'ya doğru yapmaya başladılar. Libya ikinci bir Yemen, ikinci bir Suriye'ye doğru gidiyor. Tunus, Fas'a kadar olan, Cezayir'e kadar olan o bölgeden ilginç şekilde bir anda daha önce olmayan tırnak içerisinde geri terimlerde sıkıntı var. Cihadist Selefiler diyor da Batı'nın kullandığı şey bu. Radikal Selefi grupların şiddete dayalı yöntemlerle yayıldığı bir şeye giriyoruz. Böyle bir coğrafya. Yani bu coğrafya, İslam coğrafyası bir araya gelip güçlü bir aktör olması önlemek için ya da olacaksa eğer bölüm parçalayıp Batı ile ilişkiler içerisinde olan aktörleri çıkarabilmek için yaratıcı kaos uyguluyorlar kendileri açısından.
yaratıcı kaos, yani bölgeyi kendi istedikleri şekilde dizayn etmeleri imkan verecek olan ve bölgedeki ülke içi ve bölgesel aktörlerin iradelerine kıran iç karışıklar ve mezhepsel, etnik, kültürel, dini, ne varsa yani kullanabilecekleri birbirine çatıştırarak buradaki en önemli unsur olarak insan unsurunu bitiriyorlar. Dünyada bölgesel olarak baktığınız zaman en genç nüfusun bulunduğu coğrafya bizim bireyimizdeki Arap coğrafyası, biliyor musunuz? Yani 30 yaş altındaki nüfus 60 yaşın üzerinde %60'ı oluşturuyor. Dünyadaki en genç nüfusun bulunduğu alan bu coğrafyada 300 bin civarında genç insan var bu coğrafyada. Batı Avrupa'da nüfus durgunluğa erişmiş durumda. Amerika öyle, Çin öyle, ilginçtir yani şeyden. Rusya her yıl 500 bin zayıflıyor, nüfus azalıyor. Japonya öyle, bütün sanayi ülkeler. En dinamik nüfus olan bu coğrafya, bu coğrafyada, coğrafyada bu genç nüfusu birbirine çatıştırarak enerjisini, zamanını, her şeyini bize üretiyorlar. İnanılmaz bir şey var, içeri çıkartıyorlar. Burada son birkaç dakikamı Türkiye'ye ayırsam ve bitirirsem eğer, Türkiye, yani 90 yıllık bir cumhuriyet ama hani 1000 yıllık, 1500 yıllık gelenek neyse bu coğrafyanın insani siyasi birikimin taşıyıcısı bir ülke olarak, halklar olarak bu coğrafyada özellikle son 10 yıldaki sağlamış olduğunu gelişme, kalkınma ve istikrar ortamında aslında bölgede ve dünyada dönen dolapları, oynayan stratejik oyunları anlayabilecek, kendisine karşı yönelik olan hamleleri bir ölçüde durdurabilecek bilinç, kapasite ve hamle düzeyine erişti. Lakin henüz ne bölgemizde ne de dünyada kendi başımıza oyun kurabilecek olan bir gücümüz yok. Yani gücümüzü de bilelim, artılarınızı bilelim ama sınırı da görme anlamında bunlar en azından benim kendi analizime bakışım. Bu bizim açımızdan önemli. Bilinç patlaması anlamında hakikaten Türkiye'de yaşadığımız bütün içerideki yani darbelerdir, değişimler, dönüşümlerdir, tartışmalardır, işte dünyayla girdiğimiz ilişkilerdir. Bütün bunlar bizi belli bir stratejik kültüre, düşünce düzeyine, bilinç düzeyine eriştirdi. Kurulan oyunları görüyoruz ve pek çoğunda bozabilecek olan bir şeyimiz var. Ama tek başımıza bölgeyi ve dünyayı yönetecek olan bir güce, bir aktöre dönüşme potansiyeli var ama gücümüz yok. Ama buna rağmen diz çekip de onların bize alan açmasını bekleyemeyiz. Yani gücümüz ölçüde neyse, bugünkü siyasiler de böyle okuyor. Onu yapmaya çalışıyoruz. Her zaman her şeyi doğru yapamıyoruz, doğru. Ama en azından doğru yapmaya çalışıyor. Bunu sadece ülkeyi yöneten işte parti vesaire söylemiyorum. Yani Türkiye'de sizler, bizler gibi sosyal hayatın, sivil hayatın, işte iş arayışı olan her şey için bunu söylüyorum. Yani belli bir olgunluğa toplum olarak eriştik, belli bir orta sınıfa eriştik. Şehirleşme var, kentleşme var, yani okuma, yazma, iletişim mesela. Belli bir şeye eriştik ama sınırlarımız da var. Türkiye'ye karşı 2013'ten bu yana, işte bu Gezi olayları düşünün, yani paralel olayları düşünün, işte yeniden Türkiye'deki bu PKK'yı şiddete yeniden yönelme dahil olmak üzere bölgede kendi ayakları üzerinde duran, bölgedeki ülkeler rol model, örnek teşkil edecek olan kendi kimliğinin, tarihin, kültürün taşıyıcısı bir aktör olarak ayakta kalması istenmiyor. Ayakta kalacaksanız bizim yörüngemizde olduğumuza ilişkin güçlü şekilde bunu tekrar edin. Yeniden Batı İttifakı'nın ayrılmaz bir parçası olduğuna iman edin. Bağımsız davranmayın. İsrail'le barışın. İşte bölgedeki ülkelerle işte şöyle davranın vesaire 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 yani. Esed gitsin, insanlar önü açıldığı zaman hayır, ne Esed'e bakıyorsun, şuraya bak yani, DAEŞ var diyorlar. İnadına. Bu sizin bağımsız hareket etmenize önleme yönelik olan bir şey. Yaklaşım ve bu anlamda baktığımız zaman Türkiye'nin siyasette, ekonomide, dış politikada bağımsız inisiyatif geliştirmesini önü kapatılmak ve yapmak istiyor, tıkanmak istiyor. Halbuki bizim bu anlamda yani buna direnecek olan iyi kötü birincimiz var, sonra iki yılda zaman zaman yani sinirlense de yıpransak da bu anlamda bir direncimiz var. Barış ve huzur içerisinde bu ülkede birlikte yaşayabilme iradesini ortaya koymamız lazım. Yani çözüm süreci bunun bir adımıydı. Yani 80-90 yıllık
süreçte ilk defa devlet Cumhuriyet'in kurulduğu dönemdeki tanımlamada kaynaklanan iki yapısal muhalefete hep uğraştı Türkiye'de. Bir, muhafazakar kesim tırnak içerisinde İslamcılar. İki, en büyük etnik anlamda azınlık olan Kürtler. Bakın yani 25'ten bu yana bazen İslamlar, bazen siyasi parti, bazen sosyal medya nedir? İki yapısal varlık buydu. 2009'dan itibaren devletin geliştirmiş olduğu, devlet demeyelim hadi yani hükümetin, siyasetin yani bulduğu formül Türkiye'deki bu iki kesimi de sisteme entegre edecek bir açılım politikası izlendi. Açılım politikası böyle okuyorum. Yani sadece Kürt açılımı demek de yanlıştı. Aslında bu topyekun bir Türkiye'de demokratik zeminde toplumun ve devleti siyasi yerden inşa etme arayışında. Hala bir irademiz var ama siz tek başınıza hükümet olarak, siyaset olarak bunu yapmaya çalışsanız bile bölgedeki gelişmeler, yani Suriye, Irak ve biraz önce saydığım o bölgedeki gelişmeler neticesinde maalesef Güneydoğu'daki bu çatışma ortamında özellikle PKK'yı yeniden şiddete zorla ittiler. Ve bugün böyle bir dönemden geçiyoruz. Eninde sonunda mutlaka yani bu süreçler yeniden belki gündeme gelecek ama Türkiye'nin özetle demokrasiden vazgeçme ihtimali yok. Türkiye'nin ekonomik istikrarı son derece önemli. Bundan geri adım atma imkanımız yok ve bu konuda atmalıyız. Ama aynı zamanda güvenlikten de vazgeçme imkanımız yok. Yani bizi biraz önce sözünü ettiğim kuzeyden ve güneyden oluşan o boşluklar ve kaos ortamına Türkiye'de çekmek istiyorlar. Ama Türkiye'nin iyi kötü işleyen bir demokrasisi var, özgür ortamı var, çok sesliliği var ve devlet kapasitesi anlamında kapasitesi var. Bu tür projelere ve girişimlere karşı biz direnmeye çalışıyoruz. Suriye, şu bakımda son bir şey söyleyeyim. Bugün bir Fehmi Hüveydi'nin bir yazısı vardı. Cezire'de miydi? Bu Mısırlı bir şeydir, yaşlı bir gazetecidir. Bütün Arap dünyası ontolojik olarak büyük bir şey, varlık, yokluk sorunuyla karşı karşıya. Bunu da Suriye'de deniyorlar. Said Piko düzenli, yani 1916'nın 100. yılındayız, 2016'da bu kaos üzerinden bu coğrafyayı yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar. Aslında o işe yarıyor bu süreç. Ve Türkiye olarak eğer burada sağlam durursak o dizaynın parçası biz olmayız. Tam tersi o dizayna tren olacak olan bir ülke konumunda kalırız. Onun için eğer Suriye'de başarılı olursa bu projeler, yani üçe bölünme, bugün Yeni Şafak gazetesi de şey yapmıştı, gördün mü bilmiyorum o şeyler. Irak için daha 2006'da Joe Biden bunu yazmıştı, üçe bölünme. Hatta işte bazı Amerikan dergilerinde 20 civarında yeni devletten falan söz ediliyor. Küçük küçük birine ayırma ve bu bölgeyi yeniden yapılandırma. Böylece iradelere üzerinde daha kolay hakimiyet kurma arayışı. Türkiye bu anlamda ayakta kalırsa Orta Doğu'da izlediğimiz politikanın sonucu olarak belki yönetici otorite elleriyle değil ama halklar nazarında Türkiye ilk defa 100 yıl sonra yeniden bir sempati halesi oluştu. Daha sonra ortak bir bilinç oluştu diyelim. Yani uluslararası kapitalizme ve uluslararası sömürün üzerine karşı. Bu bilinç gelecek 15-20 içerisinde bu bölgede eğer halklar kendi iradesiyle bu coğrafyaya biçimlerse bizim açımızdan son derece önemli bir sosyal sermayedir. Ama kısa dönemde evet kan akıyor, doğru. Suriye'yi dışında bizi tutarak Suriye'yi ve bölgeyi zayıflatmaya çalışıyorlar. Ama biz de macera atılmadan ama bu direncimizi, bilincimizi ayakta tutarak devam etmek zorundayız. Yani bunu belki daha fazla açılabilir ama ben isterseniz burada bırakayım. Soru cevap kısmında belki muğla kalan şeyler varsa alanlar başa çalışalım. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınızı sağlık. Sorulara alabiliriz. Buyurun. Sayın Hocam, konuşmamızın yeni bir küresel dengeye doğru gittiğimizden söz ettiniz. Bizim de içinde bulunduğumuz son 200-300 yıldır yenilmiş bir medeniyetin çocukları olarak öze dönüş gerçekten bir diriliş söz konusu mu? Yoksa iyi niyetli bir temennimiz mi? Oysa bu coğrafyanın geniş kitleleri bunu ifade etmiyor gibi. Realitede ise geniş toplum kesimleri belli bir bilgi yani bir düşünce düzeyine ulaşmadan
Yani düşüncenin okullaşması düzeyine ulaşmadan ve haklı olarak kendi içinde ilmi otoriteler çıkartmadan ve gerektiğinde bu ilmi otoritelere haklı zeminde ciddi itiraz hakkını kullanacak bir bilgi birikimine sahip olmadan ve bu sorulara kendi içinde çözümlü cevaplar almadan söz ettiğiniz filizlenmenin ciddiyetinden emin olma şansımız var mı? Hı. Teşekkür ederim. Güzel bir soru, teşekkür ederim. Dünyadaki yeni bir güç dengesinden kastım bu bölge değil. Hatta bu bölgenin dünya sistemi içerisinde en zayıf ve direnç saha olduğunu düşünüyorum. Yani sistemlerinizi yanlışlamayın. Bu bölge diğer coğrafyalara göre baktığınız zaman hem maddi unsurlar hem de stratejik kültür veya genel bakımından belki en zayıf halkalarından birisi. Dünyadaki son 60-70 yılı yaşananları en zor ayak uyduran coğrafya. Onun için zaten bu kadar ağır geçiyor bu değişim ve sıkıntılarımız. Onun için bu kadar üzerimize müdahale etme imkanı oluyor. Ama geri kalan kısmı, yani dünya sisteminin güç ilişkilerini yeniden tanımlaması, o seküler bir trend. Yani şu demek, rakamlar bize onu söylüyor. Yani zenginlik diyorsunuz, ben onlara üzere durmadım. Mesela 1955'lere gelindiğinde dünyadaki zenginliğin, gayri safi milli hasılanın %55'ini ABD kendi başına üretiyordu. Bugün %20'lere düştü. O günlerde zenginliğin %7'sini falan üretirken Uzak Doğu, bugünler %40'lara çıktı. Yani bu bir devam eden süreç ve Amerika ve Avrupa, yani eski merkezi güçlerin bu büyüme rakamları %1-2'de seyrederken, hatta eksiye gitti 2008 sonrasında, Çin, Hindistan ve diğer ülkeler %9-10'la büyüdüler. Ceteris paribus, yani bütün şartlar eşit kalma koşuluyla bir 10 yıl daha böyle gittiği zaman yapılan bütün projeksiyonlar 2025-30'lu yıllarda Çin'in dünyanın en zengin ülkesi olacağını söylüyor. Gayri safi milli hasıla büyüklüğü bakımından. Teknolojik olarak böyle, zenginlik olarak böyle, üretim olarak böyle. Yani bir şey var, kayma var, daha doğrusu difüzyon var, yayılma var. Ve 2040'lı yıllarda muhtemelen bu anlamda batı dışı dünyanın da etkin ve söz sahibi olduğu yeni bir denge ve denklem kuracak. Biz orada nerede olabileceğiz? Yani bizim coğrafyamız yoksa İslam dünyası açısından. Maalesef biz bu dediğim coğrafyalara göre hem teknoloji hem üretim şey bakımından zihinsel olarak bile, düşünce düzeyinde bile diğer coğrafyalara göre dezavantajlıyız. İnsan unsurumuz, beşeri unsurumuz çok iyi ama sözünü ettiğim son 50 yılda yaşanan o otoriter yönetimler ve baskıcı politikalar içerisinde maalesef o ortak bir bilinçle beraberce yeniden medeniyetimizi yükseltebilecek olan bir şeyi, birikimi yeni yeni fark ettik ama taşıyamadık. Şu cümlenize itiraz ederim yani şu anlamda. Biz yenilmiş bir medeniyet çokları değiliz. Yani yenilgiyi kabul etmedik. Hiçbir zaman kabul etmedik. Eğer böyle kabul edersek zaten ona istiyorlar. Batılılar böyle düşünmemizi istiyorlar. Tam tersine bugün Batı'nın İslam dünyası bu kadar abanması nedeni bütün medeniyetlere, diğer geleneklere, Çin'den Hindistan'a kadar uzunca bir süre Batı'nın kendilerine mutlak anlamda üstün olduğunu inandırdılar, kabul ettiler. İslam dünyasının her şeyini kaybetse bile şey olarak, maddi unsur bakımından imandan dolayı yani inanan insanlar mutlaka üstün olacağına mutlaka bir gün galip gelecek. Yani kendi medeniyetin değerlerinin asla diğerlerine düşük olmadığı, tam tersine onların daha üstün olduğu inandığı için bir türlü vazgeçemediler. Yoksa çok daha kolayca dünyadan, bu bölgeden çekeceklerdi. Orada şey var, yani biz yenilmiş bir medeniyeti çokları değiliz ama gücümüz kaybolmuş ama özümüz sağlam olan, buna inandığı için, yeniden bunu inşa edebileceği düşündüğü için bize üzerinde o kadar gidiyorlar. Şey söyleyeyim mesela, Fukuyama'nın o tarihin son tezi, 1991'de yazdığı makalesi, daha sonra kitabında diyor ki, tarihin sonu ve son insan, yani tam başlığı buydu. Bugünlerde yeniden bazı şeyler tartışılıyor. Dedi ki, İkinci Dünya Savaşı sürecinde sıcak bir çatışmayla biz Amerika'nın temsil ettiği Batı liberal değerlerinin ötekisi, alternatifi olan faşizme yeni dize getirdik, ortadan kaldırdık. Kendini iman ettirdik güçte. 45 yıl süren Soğuk Savaş'ta bizim diğer ötekimiz olan komünizme, yani gelişme, kalkınma, yönetim, istikrar, ideoloji ve siyaset anlamında söylüyorum, model olarak diğer alternatifimizi komünizmi de yendik ve dize getirdik. Artık bütün uluslar, bütün milletler modernleşme, gelişme, kalkınmaya bizim yolumuzu izleyerek
bir gün liberalleşecekler. Liberal sistem ideolojileri bitirdiği anlamda son tekamül etmiş ideolojidir ya yani sistemdir. Ve buna inanan insan da son insandır. Bu anlam tarih sona geldi. Artık ideolojiler çağı bitti. Yalnız cümleler arasında şu var. Bize karşı direnme ihtimali olan kendi hala kendi değerlerine güvenen İslami fundamentalizm var diyor. Açık kaynaklar bunlar. Ya kitapta şeyden okuyorum. Ya Amerikan şeyine liberallerinin sözü olarak bir zafer narası. Ama diyor ki bizim stratejik gücümüz ve şeyimiz hem maddi hem manevi fikri anlamda ve faşizm ve komünizmde savaşta elde kazandığımız tecrübeler onları da dize getirmek yerine muktedirdir. Bu savaş onun savaşı. Yani biz inansalar ki biz onlara inanıyoruz. Yani hakikaten şey biz gelişme, kalkınma, kurtuluş için tek yol budur. İnansak üzerimizden şey yapmayacaklar. Buna emin olun. Ama güvenemedikleri için dünyada ve şeyde, bölgede demokrasiyle özgürlüğe anlaşmak istemiyorum dedi. Bilmiyorum cevap oldu mu? Teşekkür ediyorum. Buyurun. Hocam o konuda